Vav Televizyonu ve Vav Radyosu ortak yayınıyla huzurlarınızdayız. Yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programından sizleri selamlıyoruz. Allah'ın rahmeti, bereketi, mağfiret ve hidayeti üzerinize olsun. Bugün inşallah yine bir saat boyunca Doktor Hüseyin Kayapınar hocam sizlerden gelen soruları yanıtlayacaklar. Sizler de yayın esnasında yanıtlanmasını istediğiniz sorularınızı 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Arzu ederseniz sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Muhterem hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız? İyisiniz? Elhamdülillah, çok şükür. Sağlığınız, sıhhatiniz yerinde. Her zaman hocam söylediğimiz gibi şahsi bir sıkıntımız yok. Elhamdülillah hocam. Elhamdülillah. Diğer sıkıntılarda inşallah Cenab-ı Hak en kısa zamanda başımızdan yok eder. Amin hocam inşallah. Rabbim Teala birlik beraberliğimizi amin daim eylesin inşallah. Amin. Hocam yoğun yine sorularımız var. Müsaadenizle Bismillah diyerek tabii, sorularımıza buyur, geçmek buyur, istiyoruz. Buyur. Hocam ilk sorumuz, kefaret orucu tutuyorum. Abdest alırken boğazıma su kaçtı. Orucum bozulmuş mudur? Ne yapmalıyım? Evet, Bismillahirrahmanirrahim. Bu biraz kritik bir konu. Niye kritik? Bir hata ile bir şey. Boğaza su kaçması var, bir de kefaret var. Evet. Yani eğer bu Ramazan orucu olsaydı, kaza orucu olsaydı, nafile oruç olsaydı, buna çok rahat bir şekilde kardeşim orucun bozuldu, tekrar bir gün tut derdik. Niye? Çünkü Hanefi mezhebine göre hataen boğaza su giderse oruç bozulur. Hataen boğaza. Unutarak içersen bozulmaz. Ama hata ile abdest alırken boğazından aşağı giderse oruç bozulur. Ha şimdi Hanefi mezhebine göre oruç bozulduğuna göre bu sefer kefareti de baştan alması gerekir. Yani öyle bir sıkıntı var. Evet. Onun için kritik dedim. Fakat burada başka içtihatlar da var. Mesela Şafii mezhebinde az bir su gidiyorsa eğer o orucu bozmuyor. Tabii orucu bozmayınca da kefarete bir şey olmuyor. Böyle bir durumda madem ki böyle bir içtihat var ki o da bir sonuç itibariyle müştehidin içtihadıdır. Hak mezhepler olarak bildiğimiz mezheplerden birisinin görüşüdür. Ve bir de sıkıntı var ortada. Nedir o sıkıntı? Orucun bozulduğunu eğer biz kabul edersek, diyelim ki 50 gün kefaret orucu tutmuş, evet, 50 gün yeniden tutacak demektir. Ve bu da bir zorluktur. Allah müminler hakkında zorluk dilemez. El haracu medfuun. Evet. Zorluk giderilmiştir. Böyle bir durumda Şafii mezhebinin bu görüşüyle amel edilebilir. O da nedir? Eğer az bir şey kaçtıysa, oruç bozulmamıştır Şafii mezhebine göre. Dolayısıyla da kefareti baştan almasına gerek kalmaz ve devam eder. Bu miktar bir gıdalanma miktarı değildir. Yani şimdi orada aslında şöyle bir kapalılık da var. Az bir şey olursa, azın ölçüsü ne? Evet. Onu artık kişi kendisi takdir edecek. Evet hocam. Teşekkür ederiz hocam. Bir diğer sorumuz. Yıkanıp kefenlendikten sonra cenazenin yüzünü açıp bakmanın hükmü nedir? Yani bu yasak değildir, haram değildir. Ama her önüne gelen için de açıp bakması uygun bir davranış değildir. İşte komşuydu, dostuydu, bilmem filandı. Yani değil. Yani belki aile fertlerinden efendim yeni gelmiş, görememiş, uzaktan gelmiş. Haliyle onun da durumu dikkate alınarak onlar için olabilir. Yasak değil yani bu. Yasak değil. Ha şu, ama yabancı bir erkek bakabilir mi bir hanıma? O ayrı bir konu. O ayrı bir konu. Hatta bazen o kadar şey yapıyorlar ki, sıkı tutuyorlar ki işi, kocası karısının cenazesine, yüzüne bakamaz bile. Şimdi niye? Çünkü şey olmuş oluyor, evlilik bitmiş oluyor evet, ölümle. Böyle şeyler de var. Ama yüz mahrem değil. Yani evet, dirinin yüzüne bakmak nasıl ki yasak değilse, ölünkü de aynıdır. Ama dediğim gibi her önüne gelenin de açıp bakması hoş bu davranış olmaz. Ama birinci derecede yakınları, anasıydı, babasıydı, oğluydu, kızıydı, kardeşiydi. Ya bunlar için bir sakınca olmaması lazım. Eyvallah hocam. Görmek istiyor insanlar. Yani bu, bunlar, istiyor. Bunların halet ruhiyesini de dikkate almamız lazım. Yasaklayıcı bir fiil yok. Evet. Ha, Hazreti Ebu Bekir, Peygamber Efendimizin yıkandıktan sonra, kefenlendikten sonra öpüyor alnından.
Diyor ki ya Resulallah, senin ölüm de dirin de çok güzeldi. Ölüm de çok güzel diyor. Yani demek ki bu olabiliyor. Olabilir. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam seyircimiz tombala oynamak haram mıdır diye sormuş. Şimdi bu bir oyun. Şansa dayalı bir oyun. Evet. Bu şansa dayalı oyunlar eğer bir para karşılığı ise kumardır. Yani işte birisi kazandığı zaman o ortaya konan parayı hak ediyorsa, yani işin içerisinde para giriyorsa veya bir madde giriyorsa, kazanan onu alıyor, kaybedenden o çıkıyorsa o para, bu haramdır. Faize girer, şey, kumara girer. Ama böyle bir şey yoksa o da hoş bir şey değil. Bir defa bir lüzumsuz bir şeydir, gereksiz bir fiildir. Lavdır, yani boş iştir. Öbür taraftan bu tür oyunlarda insanlar arasına buz, düşmanlık, kin, öfke girebiliyor. Hatta geçtiğimiz günlerde epey haberlere konu oldu. Bir tarafta Denizli'de mi bir yerde bir şey oynuyorlar, taş. Ve oynayanlardan ikisi yaşlı başlı insanlar bunlar. Kavga ediyorlar. Birisi o elindeki tahtayı ötekinin kafasına vuruyor. Neyse sonradan bunları barıştırdılar falan. Yani haberlere çıktığı için ben bunu rahatça söyleyebiliyorum. Kaç tane kanalda kaç gün devam etti bu. Ya yani niye bu insanlar kavga etti, yaşlı başlı insanlar? Çünkü o oyunu oynarken işte evet, yanlış yaptın, hile yaptın bilmem ne. Yani bunlar bu oyunlarda oluyor. Dolayısıyla efendim bizim bu yaptığımız işte kumar yok nasıl olsa. Bunun sakıncası yok. O da hoş bir şey değil. Çünkü boş vakit geçirme, kinlenmeye sebep oluyor. Namazın geçmesine sebep olabiliyor. Dolayısıyla uzak durmak lazım. Eyvallah hocam. Şimdi sanki bu yılbaşı gecelerinin olmazsa olmazı gibi böyle bir algı var idi. Maalesef. Hele böyle bir özel bir durumda yapılması hiç de hoş değil. Eyvallah hocam. Bir diğer sorumuz. Arıcılığa hobi olarak başladım. Koloni sayımı 70'e ulaştırdım. Kışın 35 koloni olmuştu. Yeniden 90 koloni yaptım. Hangisinin üzerinden bir yıl olduğunu takip edemiyorum. Arının zekatını nasıl vermem gerekir demiş. Arının zekatı baldan verilir. Eyvallah. Balından verilir. Eyvallah. Arının kendisinden verilmez. İster bu koloni deyince bir kovan mı acaba kastediyor? Neyse bilemiyorum, önemli değil. İster 100 tane kolonisi olsun, ister 500 tane kolonisi olsun. Onun 40'ta birini bilmem neyi verecek diye bir şey yok. Ya ne olacak? Elde ettiği bal belli bir meblağa ulaşmış ise, yani takriben 6-7 kilo, belki 8-10 kilo. Yani bu eskiden batman diye bir şey varmış, o rıtıl Arapçası. Evet, evet. Onun bugünkü tam karşılığı nedir bilemiyorum ama yani aşağı yukarı 8-10 kiloldur herhalde, o civarındadır. Belki biraz daha fazladır. Ona kadar bal varsa, bal elde etmişse o balın zekatını verecek. Ne kadarını verecek? Onda birini verecek. Onda birini verecek. Çünkü ulema ne yapıyor? Balı, yani balın zekatını tarla, toprak ürünlerinin zekatı gibi değerlendiriyor. Sıra atmak üzere. Ve onlar nasıl öşür olarak onda bir, yirmide bir ise, ki yirmide bir oluşu tarla parayla, masrafla, emekle sulanıyorsa, evet, 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 değilse onda bir. Tabi arıda böyle bir şey söz konusu değil. Allah'ın verdiği o ağaçlar, çiçekler, bilmem neler, onun şeyi, sermaye açık zaten. Açık. Evet. Dolayısıyla onlarda 20'de bir diye bir şey olmaz. Ama fukaha şunu demiş, öşrü arazide mi bal alınıyor, yoksa haracı arazide mi alınıyor? Böyle detaylara girilmiş ama zamanımızda öşrü arazi, haracı arazi diye bir şey yok artık. Evet. Hepsi öşrü arazi. Dolayısıyla günümüzde mesela şöyle de denebilir. 650 kilo arpanın değeri kaç liraysa, o kadar değerde bal üretmişse onun zekatını onda bir olarak onda bir. Hocam bazen arıcılıkla ilgilenen kişiler arıları yaylalara vesaire çıkartıyorlar. Farklı mekanlara götürüyorlar daha kaliteli bal alabilmek için. Burada da bir takım masraflar söz konusu olabiliyor. Tabii o masrafların... Bu 20'de biri olmasını gerektirir mi? Ya zannetmiyorum. O genelde böyle bir balla ilgili olarak 20'de bir şeyi ben bilmiyorum. Hepsi onda bir. Onda bir. Çünkü o masraflar sonuç itibariyle daha çok verim alıyor. Evet. Daha çok dolayısıyla para kazanıyor. Kalite artıyor çünkü.
Eyvallah hocam, teşekkürler. Bir diğer sorumuz, günümüzde namazda okuduğumuz surelerin Türkçesini öğrenmeden ve anlamını bilmeden okumanın hükmü nedir? Caizdir, yani okunabilir. Yani namazda okuduğumuz surelerin manasını kim biliyor ki, kaç kişi biliyor ki? Evet. Yani bir defa hani demin dedik ya, el haracu medfuun. Bu bir zorluktur. Zorluktur. Herkesin bilmesi mümkün değildir. Araplar bile bugün Kur'an-ı Kerim ayetlerini okuduğumuz zaman herhangi bir Arap bunu anlayabiliyor mu acaba? Hayır. Çok yani avamca dediğimiz, yani halkın konuşması bizim kitabi Arapça ile çok fazla şey değil, yakın değil. Evet. Hatta biz gittiğimiz zaman oralara bazıları bizim konuştuğumuzu anlamıyorlar. Niye? Biz kitabi olanı öğreniyoruz. Onu anlatmaya çalışıyoruz. Adam anlamıyor. Niye? Çünkü okul görmemiş, tahsil görmemiş. Dolayısıyla insanların altından kalkamayacağı yükü yüklemek dinimizde yok. Ve herkesin de bu okuduğu namaz surelerinin manalarını öğrenmesi şarttır şeklinde bir şey, mecburiyet getirirse bu da pek fazla imkan dahilinde görülmüyor. Evet. İnsanlar yani manasını bilmese de Kur'an-ı Kerim'den okudukları zaman namazda namazları sahiptir. Eyvallah hocam, teşekkürler. Hocam, bir beyefendi, hanımım Şafii mezhebinden, ona abdesti Hanefi mezhebini taklit ederek al diyorum. Öyle dememden ona zaruret çıkıp abdest alması gerekir mi Hanefi mezhebine göre? O içime sinmiyor deyip yine Şafii'ye göre almaya devam ediyor. Bunlardan bir problem değil bu. Yani kadın hangisinden isterse onu alır. Evet. Ama benim bunlara tavsiyem, madem ki birisi Hanefi, birisi Şafii, birisi ötekinin mezhebine geçsin. Ve dolayısıyla bu problemler de ortadan kalksın. Evet. Mezhep değiştirilebilir. Mezhep taklit edilebilir. Evet. Tabii bu çok tartışmalı bir konu. Evet. Yani o tarihi seyrine baktığımız zaman bu tartışmaları, kimisi bu caiz değil diyor, kimisi hiç sakıncasız caizdir diyor. Bazıları işte mezhep değiştirmeye kalkan cezalandırılır diyor filan. Ama bunlar ayet hadise dayanan şeyler değil. Çünkü o ayetin hadisin geldiği dönemlerde mezhep diye bir şey yoktu. Niye ulema bunu nereden çıkartıyor, bu değiştirilirdi, değiştirilmezdi, taklit edilirdi, edilmezdi? Yani iş cıvımasın, laşkalaşmasın, ciddiyet ortadan kalkmasın. Eyvallah. Herkes aklını estiği şekilde bir uygulamaya girmesin, bir disiplin olsun. Bunun için bazıları caiz değil diyor mezhep değiştirme. Ama Hanefi ulemasından İbnül Humam var biliyorsun. Evet hocam. Ona muhakkik derler. Onun o Şerhü Fethül Kadir, evet, isim eserinde bu net olarak yazar. Yani mezhep değiştirilebilir. Bir mezhebe mensup olan duruma göre başka bir mezhebi taklit edebilir. Ve bu, evet, olmuştur da. Mesela İmam Ebu Yusuf taklit etmiştir İmam Malik'i. Evet. Ahmet bin Hanbel yapmıştır benzeri bir şeyi. Yani vardır bu tarihte. Burada yani tamam, istediği gibi abdest alabilir o hanımefendi. Ama arzu ederlerse de birisi diğerinin mezhebine geçerek böyle sorunlar yaşamazlar. Eyvallah hocam, teşekkürler. İhramsız Kabe'nin yanında tavaf yaptırıyorlar bazı kişiler. Bazı kişiler ise ihramlı gidiyor. Doğrusu nasıl olmalıdır? Şimdi ihram, umre veya hac yapan için gereklidir. Umre veya hac yapan. Yani kişi umre yapmak üzere buradan gitmiş. Ne yapacak? Mikat denilen yerde ihrama girecek. Veya hac yapmak için gitmiş, mikat denilen yerde ihrama girecek ve o ilk tavafı ihramlı yapacak. Ha, umreyi bitirdi. Umreyi yaptı, bitirdi. Nasıl biter umre? Tavaf yapılır, 7 şavt. 2 rekat namaz kılınır. Safa ve Merve tepeleri arasında sa'y edilir, gidilir, gelinir. Evet. 4 gidiş, 3 geliş olmak suretiyle. Ve ne olur? Tıraş olur, ihramdan çıkar. Bundan sonra o kişi pantolonda giyer, cekette giyer, gömlekte giyer, ayakkabı, her şey serbest. Ne zamana kadar? Tekrar ihrama girinceye kadar. Şimdi Kabe-i Muazzama'nın etrafında tavaf eden insanlardan bir kısmı umre tavafı yapıyor oluyor. Tabi haç mevsiminde haç tavafı yapıyor olabilirler. Evet. Bir kısmı da nafile tavaf yapıyor. Nafile tavaf yapanlar da kıyafet kısıtlaması yok. Onlar normal sivil hayatlarında neyse o şekilde ki kıyafette şey yapabiliyorlar. İhramsız tavaf yapabiliyorlar. Dolayısıyla
bu Kabe'nin etrafında tavaf yapanlardan bir kısmının ihramlı, bir kısmının ihramsız oluşturulması sebebi bu. Yani ihramlı olanlar demek ki umre yapıyorlar. İhramsız olanlar umre yapmıyorlar, nafile tavaf yapıyorlar. Ama şöyle bir durum da söz konusu. Araplar bir karar almışlar, Suudi Arabistan hükümeti. Erkeklerden ihramsız olanlar metaf dediğimiz o Kabe'nin etrafındaki düz alanda tavaf yapamayacak. Onlar işte yukarılardan, yani birinci kattan veya işte üst katlardan yaparlar diye karar almış. Böyle olunca kimi insanlar şey yapmak için, yakından tavaf yapmak. Yakından tavaf edebilmek için aslında niyetli olmadıkları halde, ihramlı olmadıkları halde elbiselerini çıkartıp bir ihram bezine bürünüp gidiyorlarmış, sanki umre yapıyormuş gibi aşağıdan tavaf ediyorlarmış. Bu caiz mi değil mi diye çok sorular gelir bize. Yani şimdi insanlar maalesef böyle kurallara uyma konusunda biraz kaçamak yapıyorlar. Yani şimdi o insanlar, yani o hükümet, o otorite niye bu kararı aldı? Çünkü çok büyük yığılma oluyor. Umre yapanlar, hanımlar, mesela hanımlar rahat gidebiliyor, sıkışıyorlar. Rahatlatmak için yapıyor, böyle bir karar vermiş. Evet. Ha, dolayısıyla buna uymak lazım. Peki buna uymadı, bu haram mı yapıyor şimdi, işliyor? O haram denemez belki ama yanlış yapıyor en azından. Eyvallah hocam, teşekkür ederiz. Hocam bir diğer sorumuz, eşim vefat etti, oruç bedelleri var. Bir yıllığını versem, geri kalan seneleri de daha sonra ödesem olur mu? Yoksa kaç yıllıksa tamamını bir seferde mi ödemeliyim diye soruyorlar. Hayır, şart değildir. Şimdi bu şeyse, kaza orucu ise istediği zaman şey yapabilir, bedelini verebilir. Ve hatta toplu toplu da verebilir. Diyelim ki bir seneliğini bir çırpıda verebilir. Mesela işte hep örnek veriyoruz, 150 lira olsa fitre, 30 günün karşılığı 4500 liradır. 4500 liraya defaten verdiği zaman, evet, bir kişiye de olabilir, farklı kişilere de olabilir, bir senelik fidyeyi ödemiş olur. Evet. Ama kefaret varsa eğer, ceza varsa o zaman bunu yapamaz. Eğer bir kişiye verecekse her gün bir fitre miktarı verir. Veya kaç kişiye verecekse o kadarını bir gün vermiş sayılır. Burada yani eşinin oruç borcu varmış, vefakarlık yapıyor bu hayatta kalan kişi eş. İstediği şekilde verir o şeyleri. Eşinin o kaza fidyelerini istediği şekilde verir. Yani hepsini bir senede de verebilir, iki senede de verebilir. Ama vermek istiyorsa, imkanı varsa bir an önce verip kurtarsın eşini orada. Eyvallah hocam. Bir de tabii insanın ömrü ne kadar sürecek, ne kadar olacak belli değil. Belli değil. Hatta derler ya, derdin iyisi öl kurtul, borcun iyisi ver kurtul derler. Ya bu da Allah'a karşı bir borçtur. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Hocam, görme engellilerden cumanın farzı düşer mi diye sormuşlar hocam. Şimdi eğer kişi cumaya getirecek birisi yoksa, kendisine rehberlik edecek, yardımcı olacak birisi yoksa, o takdirde cumaya gelmek zorunda değil. Ama varsa kendisine refakat edecek kişi, camiye getirecek kişi, onun cuma namazına gelmesi lazım. Eyvallah. Çünkü o imkan bulmuş oluyor. Hocam, tatlı bir teşekkür mesajı var hocam. İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programını her gün izliyoruz. Sizin program evimize sanki Ramazan günü gibi manevi bir hava dolduruyor. Allah razı olsun diyorlar hocam. Allah onlardan da razı olsun. Sağ olsun, teşekkür ediyoruz. Memnun oluyoruz tabii, böyle bir eğer faydamız dokunuyorsa, insanların hoşuna gidecek bir iş yapıyorsak elbette bu şükredilmesi gereken bir nimet. Fayda kuşkusuz hocam, en büyük faydalardan bir tanesi. Vardır mutlaka elbette yani. Allah razı ama olsun hocam. Ama inşallah daha çok faydası olur, daha çok insana ulaşırız, daha i̇nşallah. Çok kitleler bizi izler. Hizmetiniz daim olsun, teşekkür ederiz. Hocam, bir başka sorumuz. Namaz Miraç'ta farz olduysa daha önceki peygamberler ve kavimler nasıl namaz kılıyorlardı? Şimdi Kur'an-ı Kerim'de önceki milletlere de namazın farz olduğunu, namazın olduğunu bildiren ayetler var ama evet.
onların nasıl namaz kıldıklarını detayı yok. Dolayısıyla biz onu bilmiyoruz. Yani nasıl namaz kıldıklarını bilmiyoruz ama onlara da namaz vardı, emredilmişti. Namaz tutuyorlardı, kılıyorlardı onlar da. Ama nasıl kılıyorlardı onu bilmiyoruz. Evet, teşekkür ederiz hocam. Bir izleyicimiz, ben akşam namazı vaktinde uçakta olacağım. Uçakta namaz kılabilir miyim? Ya da ikindi vaktinde ikindi ile akşam namazını cem edebilir miyim? Eğer ikindi vaktinde kendi evinde ise, kendi memleketinde ise cem edemez. Evet. Ama yola çıktıktan sonra, ikindi ile akşamı cem edemez zaten. Evet, ikindi ile akşamı soruyor hocam. Oha, onu cem edemez. Öğle ile ikindi, akşamda yatsı. Evet hocam. Cemler burada olur. Evet. Ve bu cemin yapılabilmesi için de Hanefi mezhebine göre caiz değil zaten. Evet. Diğer mezheplerde yolculuk halindeyken bu mümkün. Mümkün. Şimdi burada akşam işte ikindi ile akşam mümkün değil zaten. Yani demek ki memleketinde ikindiyi kıldı, sonra gitti uçağa bindi. Eğer indiği yerde yatsı olmadan inecekse ve oraya vardığın zaman şey kalacaksa, namaz kılma imkanı bulacaksa etmemesi uygun olur. Mesela niye? Çünkü asıl olan namazda kıyam, rükû, secdedir. Evet. İma onun yerine geçen bir şeydir. Yani şöyle diyelim, kıyam, rükû, secde asıldır. Evet. İma haleftir. Aslı yapmam mümkünken halefe geçilmez. Mesela abdesti suyla abdest almak asıldır. Teyemmüm haleftir. Yani suyu kullanamayan kişi teyemmüm eder. Peki biz ne diyoruz? Eğer bir kimse suyu kullanamıyorsa namazını vaktin sonuna doğruya kadar geciktirir. Evet. Su bulma ihtimali var ise. Ha. Şimdi burada da ona biz bu işi katabiliriz. Yani gittiği yerde vardı, indiği yerde namazı usulüne göre kılma imkanı varsa, zannı galip olarak kılmasın, gittiği yerde kılsın. Ama yok, uzun yola gidiyor. Efendim, namaz vakti çıkmadan o gideceği yere varması mümkün değil. Uçakta kılabilir. Oturduğu yerde kılar. Evet. Tabii zamanı kendisi artık o şeye göre ayarlar. Hani bazen uçakta der ki pilotlar, Belgrad üzerindeyiz, Viyana üzerindeyiz gibi evet. Anonslar yaparlar. Böyle bir şey varsa, mesela diyelim ki o üzerinde olduğu yerde akşam namazı vakti girdiyse orada kılabilir. Daha önce kılmaz. Bunu bilebiliyorsa. Bilemiyorsa artık bir takdir yapar. Saata bakarak işte oradaki mesafeyi, asıl memleketindeki mesafeyle orası veya programı varsa güneşin battığı takvimlerde oraların ona göre namazını kılar. Mümkün mertebe yönünü kıbleye çevirmeye çalışır bildiği kadarıyla. Tabi evet. Bunların hepsi %100 isabetli bir şekilde bilinmesi mümkün değil. Ve üstelik uçak devamlı dönüp duruyor her zaman. Evet. İmkan nispetinde. Ve oturduğu yerden rükûyu biraz eğilerek, secdeyi biraz daha fazla eğilerek namazını kılar. Yani tabii eskiden böyle vasıtalar olmadığı için bizim klasik kaynaklarımızda bunlarla ilgili bir hüküm bulmamız mümkün değil. Evet. Eskiden ne vardı? Bir hayvan vardı. Bir de gemi vardı. Şimdi Peygamber Efendimiz hayvanın üzerinde giderken nafile namaz kılıyormuş. Evet. Ve yönü kıbleymiş şuraya buraya o da şey yapmıyormuş. Ama farzları inip kılıyor. Gemide ise durum farklı. Gemide eğer kıyıya bağlı ise ayakta kılacak. Bağlı değil de hareket halinde ise gemi sallanıyorsa o zaman eğer düşme korkusu varsa oturduğu yerden yoksa ayakta kıbleye dönerek namazını kılar. Mesela bu var bizim klasik kaynaklarımızda. Evet. Biz bunlara bu yeni trendi, otobüstü, uçaktı. Bunları da işte bu gemideki olaya kıyaslayarak bir cevap vermeye çalışıyoruz. Eyvallah hocam. Teşekkürler. Hocam, hamile kadınlar oruçta nelere dikkat etmelidir diye soruyorlar. Şimdi hamile kadınlar oruçta nelere dikkat edecekler? Bir defa oruç tuttuğu zaman kendisinin veya bebeğinin zarar görmesi söz konusu ise
zarar görme tehlikesi varsa orucu tutmaz. Çocuğu doğurduktan sonra, lohusalık geçtikten sonra, gerekiyorsa emzirme işi bittikten sonra kaza eder. Hasta gibi mi kabul edeceğiz? Hasta gibi. Risk varsa risk. Eyvallah hocam. Ha, ama risk yok. Bazı hanımların bünyesi sağlam oluyor. Yani bazılar da zayıf oluyor. Zayıf olanlar etkileniyor. Ama sağlam olanlar etkilenmiyor. Etkilenmeyen orucunu normal tutar. Ve bunun için hamile olmakla hamile olmama arasında oruç tutarken ki uygulamada bir fark yok. Eyvallah. Her ikisi de imsakten önce yemeği bitirecek. Efendim güneş batıncaya kadar yemeği içmeyi terk edecek. İster hamile olsun ister olmasın. Değişen bir şey yok. Yani burada belki soru şöyle olmalısı daha uygun. Hamile kişi hangi durumlarda oruç tutmayabilir? Hangi durumlarda oruç tutması gerekir? Ha, oruç tutmayabilir bir ruhsattır. Yani ihtiyaç durumunda uygulanabilir ama asıl olan oruç tutmaktır. Eyvallah hocam. Allah razı olsun. Hocam bildiğim kadarıyla midye yemek Şafilerde mübah, Hanefi mezhebinde mekruh. Peki midye satan kişi Hanefilere midye sattığında günah işlemiş olur mu diyor. Ya şimdi bu ihtilaflı olan yani kullanılması, yenilmesi ihtilaflı olan konularda tam haram, ittifakla haram olanlarla ilgili hükümler aynen uygulanmaz. Mesela şimdi bir kimse domuz eti yenilmesi caizdir, haram değildir derse dinden çıkar. Ama midye caiz değil, caizdir, yenilebilir diyen dinden çıkmaz. Eyvallah. Şimdi burada yalnız midye adı acaba, doğrusu burada şu var. Bu Hanefilerin dışındaki mezheplerde, sadece Şafiilerde değil, Hanbelilerde, Malikilerde de öyle. Denizde doğan, denizde yaşayan hayvanlar yenilebilir. Evet. Ha, şimdi ama hem denizde hem karada yaşayanlar var. Kurbağa gibi mesela. Veya istakoz gibi. Bunlar hiçbir mezhebe göre yenmez. Ha, şimdi bu midye ben doğrusu sadece denizde mi olur yoksa denizin dışında da yaşayabilir mi bilemiyorum. Eğer denizin dışındayken de yaşayabiliyorsa onlara göre de yenmez. Ama denizin dışında yaşayamıyorsa o balık gibi kabul edilir. Bir de Kur'an-ı Kerim'de tayyibat helal kılınmış, habais haram kılınmıştır. Ayet bunu söylüyor. Evet. Peki habais nedir? Bu biraz Hanefiler bunu habaise şey olarak değerlendiriyorlar. Bu bir içtihattır. Ama diğerleri habais olarak görmüyor olabilirler. Yani ben doğrusu çeşitli İslam ülkelerine gittim. Oradaki insanlar ve onların davetlerine de katıldığımız oldu. Şey yiyorlar, karidesi yiyorlar. Ben onu gördüm. Bizim Hanefilerin yemediği, o sofralarında olan karides gördüm. Kalamar da galiba o şekilde. Ama midye görmedim hiç. Veya midye tavası görmedim. Onlar yiyorlar mı, yemiyorlar mı bilmiyorum. Şimdi bizim burada midye helal mı, haram mı derken doğrudan doğruya midyenin durumunu bilmeden bir şey söylemek yanlış olur. Onun için ben genel ilkeyi söylüyorum, genel hükmü. Yani bu hayvan eğer sadece denizde yaşıyorsa, karada yaşayamıyorsa balık hükmü de kabul edilir. Evet. Ha şimdi bir kişi bir malı satarken eğer o mal ihtilaflı ise, onun meşruiyeti, cevazı ihtilaflı ise, sen şu mezhepten misin, bu mezhepten misin diye soru sormaya şey değil. Mesela şöyle diyelim, Şafii mezhebinde bir hayvanı kesen kişi kasıtlı olarak besmeleyi çekmese, onun hayvanın eti yenir. Yani şimdi biz Hanefi mezhebinde bir hayvanın etinin yenilebilmesi için kesilirken besmele çekilmesi lazım evet. diyoruz. Aksi halde yenmez diyoruz evet. Hanefiler. Şafiler, Hanefiler diyor ki ancak unutarak terk ederse yenilebilir. Şafiler hayır diyorlar, unutsa da unutmasa da yenilir diyor. Müslümandır. Şimdi bir Hanefi gidip de bir Şafi kasaptan et alamaz mı? Olur evet. Veya gittiği zaman Şafilerin bol yaşadığı Diyarbakır'a gittiği zaman orada bir kebap yemeyecek mi? Yani böyle bir şey araştırmaya gerek yok. Dolayısıyla eğer midyeye biz helal diyorsak, Şafilere göre, diğer mezheplere göre helal diyorsak, onu Hanefi'ye de satabilir, Şafi'ye de satabilir. Hanefi yemesin.
Almasın. Eyvallah hocam. Efendim sizler de sorularınızı 0552 915 8242 numaralarımızı arayarak sesli, yazılı ve görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Sosyal medya hesaplarımızı kullanarak da sorularınızı bizlere yönlendirebilirsiniz. Hocam bir diğer izleyicimiz şöyle bir soru soruyor. İnancım gereği insanları ayırt etmeden ihtiyacı olan herkese elimden geldiği kadar maddi ve manevi yardım etmeye çalışıyorum. Ve ne yazık ki her seferinde hüsrana uğruyorum. Üzülüyorum. Bazen de artık bazı olaylar karşısında ilgisiz kalacağıma söz veriyorum. Dayanamıyorum. Yine de elimden geleni yapıyorum. Acaba nankörlük insanın fıtratında mı var demiş hocam. Hulukal insanu helu'an idâ messehu nasıldı? İdâ messehu şerru şerru cezu'a ve idâ messehu hayru menu'a. Yani insanoğlunun fıtratında bu tip şeyler var. Yani helu ne demek? Nankör. Aşağı yukarı o manaya. Evet hocam. Bir hayırla bir şey, bir şer gördüğü zaman feryat eder. Ama bir hayır kendisine nasip olduğu zaman onu da engeller, başkasına vermez. İnsanın fıtratında bazı böyle yanlış şeyler var. Mesela bu şeyler var ya, bizim kötü dediğimiz her şey insanda. Eyvallah. Kin insanda. Eyvallah. Kıskançlık insanda. Gurur, kibir insanda. Efendim haset, kıskançlık, haset aynı şey. Gıybet insanda, yalancılık, menfaatperestlik hep insanda var. Dolayısıyla bunlar insanın fıtratında var demek ki. Ha bizim işimiz ne? O kötü şeyleri yenip şeyi kazanmak. İmtihanı kazanmak. Şimdi çok güzel bir atasözü var. İyiliği yap, denize at. Balık bilmezse Halık bilir. Eyvallah. Halık Allah. Yani sen iyiliği yap, denize at. Onu Allah kesinlikle karşılığını verir. Yani hiçbir şekilde yapılan bir iyilik boşa çıkmaz. Bir de acaba bu insanlardan karşılaştıkları o şeyler ne ki onlara bir daha iyilik yapmak istemiyor? Ben bir örnek vereyim bakın. Buyurun hocam. Peygamberimizin eşi Hazreti Ayşe ile ilgili olarak bir ifk olayı var. Yani bir gün bir yolculuktan geliyorlar. Gece vakti bir yerde mola veriyorlar. Orada Hazreti Ayşe gerdanlığını unutmuş. Tabi o zaman kadınlar hevdeş denilen devenin üzerinde küçük bir kulübe gibi şeyler var. Bazı eski filmlerde falan o görünür. Onun içinde oturuyorlar. Devenin sırtında olduğu zannediliyor. Hareket ediyor ama Hazreti Ayşe orada kalıyor. Gerdanlığını ararken inmiş. Sonra bir sahabi geliyor ve Hazreti Ayşe'yi şeye getiriyor. Orduya diğer kişiye getirip diğerlerine katıyor. Hazreti Ayşe müminlerin annesi. Bunlar. Eyvallah. Şimdi bazı kötü niyetli insanlar ki bunlar bununla ilgili iftirada bulunuyorlar. Suizanda bulunuyorlar. Ona iffetsizlik nispet ediyorlar. Buna ifk olayı denir. Maalesef bugün Müslümanım diyen bazı kişiler bunu kabul ediyor ama dört mezhebin dışındaki bazı insanlar bunu maalesef şey yapıyor. Şimdi bu iftirayı yapanlardan birisine Hazreti Ebu Bekir yardım edermiş. Evet. Yani ona destek çıkar. Fakirmiş, muhtaçmış. Bu iftiradan sonra ona yardım etmeme kararı vermiş. Etmeyeceğini. Ve Cenab-ı Hak uyarmış onu. Cenab-ı Hak uyarmış ve demiş ver. Yani ona sen iyilik yapmaya devam et. Yani bakın insan bir iyilik yaparken bir defa karşılık beklememeli. Karşılık beklerse o iyilik olmaktan çıkar. O bir ticarete dönüşür. Ha, dua bekleyebilir. Ama ben bana şu iyiliği yapayım da o da bana bir iyilik yapsın. Böyle iyilik olmaz. Hatta kötülüğe karşı iyilik bile istenilen bir şey. Dolayısıyla insanlar şunu dedi, bunu yaptı. O yüzden ben onlara iyilik yapmaktan vazgeçtim falan. Bu doğru bir ifade değil. İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı. Çok güzel atalarımız böyle şeyler yapmışlar. Yani bu nankörlük demeyelim ona belki ama yani bu nankörlük sayılır mı diye sormuş ya. Nankörlük demeyelim ama hoş bir davranış değil.
Kıymet bilmemek belki olabilir. Yani onların kıymet bilmemesi. Evet. Allah razı olsun hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Benim eşim babasının borcunu ödedi, sonra babası öldü. Mirasını pay ettiler. Biz biraz fazlasını alsak günah olur mu? Şimdi babasının borcunu öderken acaba o parayı niye verdi? Babasına hibe mi etti? Babası bundan borç istedi de ondan dolayı mı verdi? Bilemiyoruz. Evet, burası da kapalı. Kapalı. Eğer borç olarak almışsa babası bundan, tabii onu mirasından alma hakkı var evladım. Eyvallah. Ama öyle değil de bu evladı babasına yardımcı olmak için hibe kabilinden ödemiş. Ha, artık burada borçlu değil baba, bu çocuk da alacaklı değil. Dolayısıyla mal bölüşürken böyle bir durumda, yani sonraki duruma göre, yani bunu eğer hibe şeklinde vermişse diğer kardeşlerinden daha fazla alma hakkı yok. Yani payı neyse onu alabilir. Ama eğer borç olarak vermişse babasına, o takdirde o miras bölüşülmeden önce o verdiği, borç verdiği meblağı alıp geri kalanın miras olarak paylaşılması cihetine gidilir. Allah razı olsun hocam. Hocam diğer sorumuz, saçı siyaha boyatmakta bir sakınca var mıdır? Doğru kabul edilmez. Mekruh kabul edilir o. Niye mekruh kabul edilir? Peygamber Efendimiz zaman zaman bu soru gelir bize, yani saç boyatma ile ilgili sorular gelir. Peygamber Efendimiz Mekke'yi fethettiği zaman, Mekke'ye vardığı zaman Hazreti Ebubekir'in babası Ebu Kuhafe vardı. Bu zatın saçı sakalı bembeyazmış. Resulullah Efendimiz diyor ki şunun saç rengini değiştirin. Ama siyahtan uzak durun diyor. Dolayısıyla ona kına yakma saça. Bu caiz. Ama siyaha boyatma bazı istisnai durumlarda caiz olabilir. Nedir o istisnai durum? Eskiden savaşlar birebir yapılıyordu. Kılıçla, kalkanla. Ve insanın heybeti karşı taraftaki insanı korkutuyordu. Eyvallah. Ve bir insanın karşında savaştığı kişi, dövüştüğü kişi bembeyaz, saçı sakalı ağarmış birisinin etkisiyle böyle gürbüz görünen, saçı siyah, şey sakalı simsiyah olan birisinin görüntüsü aynı değil. Ha, savaş halinde bu maksatla siyah boyatılabilir demiş ulema. Bu bir istisnai durum. Başka bir takım şeyler de var ama onlar çok önemli değil. Yani gerekçeler. Yani normal şartlarda siyah boyatmak mekruh kabul edilir. Çünkü Resulullah siyahtan kaçının demiş. Eyvallah hocam. Bir diğer sorumuz. Geçmişte her millete ve topluma uyarıcı peygamber gönderildi olarak biliyoruz. Çinlilere de peygamber gönderilmiş midir? Kur'an'da geçiyor mu hocam? Kur'an'da geçmez. Kur'an'da biz hiçbir kavmi peygamber göndermeden şey helak etmeyiz. Evet. Yani önce bir öğreteceksin. Ondan sonra isteyeceksin. Şimdi Cenab-ı Hak insanlardan bir şeyler istiyorsa o istediği şeyi önce öğretmesi lazım. Eğer Kur'an-ı Kerim'de namaz kılın denilmeseydi biz namazı nereden bilecektik? Evet. Kur'an-ı Kerim'de şarap haramdır denilmeseydi biz içkinin haram olduğunu ne bilecektik? Ne yapıyor? Vahiy göndererek bize öğretti Cenab-ı Hak. Ondan sonra da o bilgimizi uygulamamızı, hayata geçirmemizi istedi. Ve geçirmezseniz de dedi, sizi cezalandırır. Şimdi bundan hareketle her millete bir peygamberin gönderildiği kabul ediliyor. Evet. Hatta deniyor ya 124 bin peygamber olduğu, tabi bunlar bir şey değil, kesin bir rakam değil. Çinlilere de gönderilmiştir. Ama kimdir bilemeyiz. Hatta bazı acaba falan peygamber midir şeklinde Konfüçyüs için evet. Böyle laflar da ediliyor. Yani onun da bazı böyle bilge ifade şeyleri varmış. Sözleri varmış. Böyle diyenler var ama tabii bize göre o peygamber değil en azından. Niye? Biz peygamber olarak kimi biliyoruz? Kur'an'da olanları biliyoruz. Bir de Kur'an'da işaret edilen mesela Yuşa Aleyhisselam gibi falan. Veya sünnette varsa bunları biliyoruz. Bunların içerisinde ne Konfüçyüs var ne de başka birisi. Teşekkürler hocam. Hocam bir diğer soru. Babam ölmeden önce kız kardeşime vasiyet bırakmış. Bütün mal varlığını
Annem 3,5 yıl felçli yatağa bağımlı. Babam 7 ay yatalak kaldı. Her ikisine de gücümün yettiği kadar evimde baktım. İkisi de son nefesini ellerinden su içerek verdiler. Ellerimden su içerek verdiler. Bu arada beni 40 günlük evlatlık olarak almışlar. Babam pek istememiş, annemin ısrarı üzerine almışlar. Ölünce vasiyetini görünce çok kırıldım. Mahkemede vasiyeti kabul mü etsem, ret mi etsem bilemiyorum hocam. İçimden kabul etmek gelmiyor. Dinen ne yapabilirim diye sorulmuş. Şimdi şunu anladım ben bu sorudan. Bu soruyu soran kişi evlatlık olarak gitmiş. Evet, öyle anlaşılıyor hocam. Evlatlık olduğu aileye mirasçı değil. Evet. Mirasçı olamaz. Çünkü onların nesebinden olan bir şey evlat değil. Ha, ama kendisine vasiyet yapılabilir. Çünkü varis olmayana vasiyet yapılır. Ve bu vasiyetin üst sınırı da zorunluluk açısından bıraktığı terikenin üçte biridir. Eyvallah. Şimdi bu anne baba neyse söylediği kişi vasiyet bırakmış. Belki de şundan dolayı vasiyet bırakmıştır. Bu mirasçı olamaz. Ama biz bu çocuğu yanımıza aldık. O bize yardım etti, baktı etti. Ona vasiyet yoluyla mal bırakalım diye düşünmüş olabilirler. Ha, şimdi benim bu çocuğa, kişiye, artık çocuk değil ki, bu kişiye tavsiyem şu. Mirastan pay istemesin. Ama vasiyeti kabul etsin. Eyvallah. Ha, bunda hiçbir sakınca yok. Ama ben miras alırım, vasiyet istemem deme hakkı yok dinen. Dini hükümlere göre. Peki o vasiyeti kabul etmek zorunda mı? Değil. Çünkü bir vasiyetin geçerli olması için Musa aleyhin, yani kendine vasiyet edilen kişinin o vasiyeti kabul etmesi lazım. Hibede de böyledir. Evet. Sadakada da böyledir. Vasiyette de böyledir. Yani birisi birisine karşılıksız bir şey veriyorsa o verdiği kişinin onu almayı kabul etmesi gerekir. Ve burada da vasiyeti reddedebilir, kabul etmeyebilir. O kendi bileceği bir iş. Ama burada en can alıcı taraf şu, mirastan pay istemesin. Eğer istiyorsa vasiyeti alsın. Eyvallah hocam. Ağzınıza sağlık. Bir diğer sorumuz, gusül abdestinde nelere dikkat etmek gerekir? Yani gusül abdestinin bir farzı var. O nedir? Ağza su almak Hanefilerde, buruna su almak ve vücudun tamamını yıkamak, kuru yer kalmayacak şekilde yıkamak. Ya o zaman bunlara riayet edecek. Yani vücutunda suyun deriye ulaşmasını engelleyen bir boya, cila vesaire varsa onları izale edecek, giderecek. Ve diyelim ki küpesi var, böyle şey varsa orada küpe varsa onu hareket ettirecek. Yani suyun girmesine gayret edecek. Parmağında yüzük varsa, darsa onu hareket ettirecek. Aslında çok fazla bilinmez ama bazı kaynaklarda guslün vacipleri olarak geçer. Göbek ve kaş. Evet. Buraları ıslatma. Çünkü dökündüğü zaman insan suyu göbeğine ulaşmayabilir belki. O ulaşabileceği yerde. Evet. Bunlara riayet edecek. Saç örgüsünü açmalı mı? Şart değil. Yani hanımlar için şart değil. Erkekler varsa açar da hanımlar için şart değil. Bunlara dikkat edecek. Eyvallah hocam. Teşekkür ederiz. Muska kullanmak caiz midir? Muskanın dindeki yeri nedir diye sorulmuş şimdi, hocam. Şimdi muska dinde yok. Yani Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam zamanında muska yok. Ashabın uygulamalarında bir istisnası var onun. O da şu, Peygamber Efendimiz bir dua, nazar duası okurmuş. Yani eûzu bi kelimâti tâmme min külli şeytanın hâmme ve min külli aynin lâmme. Yani ben her türlü şeytandan ve zehirli hayvanlardan Allah'ın kelimelerine sığınırım. Kem gözlerden Allah'ın kelimelerine sığınırım. Bu şekilde dua edermiş. Şimdi Abdullah İbni Ömer, o bu duayı yaparmış ve eğer çocukları küçük bebekse bunu bir kağıda yazıp çocuğa iliştirirmiş. Böyle bir rivayet var. Ve bundan kaynaklı olarak da ulema bu nuska ile ilgili bir takım şeyler ortaya koymuşlar. Görüşler. Ondan bir şey beklersek haramdır. Eyvallah. Yani ben bu nuskayı buraya taktım, o beni koruyacak, benim çocuğumu koruyacak. Böyle bir beklentiyle haramdır. Caiz değildir. Çünkü Allah'tan başka hiç kimse
ne fayda verebilir ne zarar verebilir. Bunu ayetler de söylüyor, hadisler de söylüyor. Amin. Ha. Ama peki İbn-i Ömer bunu yapmış. O bilmiyor muydu bu işi? O peygamberimizin yakınlarındandı. Abadile'dendi. Eyvallah. Meşhur dört Abdullah'tan birisiydi. O da dikkate alınarak deniyor ki eğer Kur'an-ı Kerim'den ayetler veya şifa ayetleri, dualar yazılırsa bu olabilir. Ama bir takım şekiller, tılsım gibi, efendim resim gibi şekiller bunlar caiz değildir deniliyor. Ama burada hassas davranılacak olan nokta, onu yapmaya gerek yok o muskaya. Ama bir örf olarak geliyor bazı yerlerde. Eğer öyle bir şey yapıyorsa da o nuskadan medet ummayacak. Eyvallah hocam. Hocam bir diğer sorumuz. Abdest alırken nasıl niyet edebiliriz? Abdest almaya niyet edecek. Daha doğrusu abdest alma niyetiyle abdest alacak. Yani şimdi Hanefi mezhebine göre abdeste ve gusulde niyet şart değildir. Ama biz namaz kılacağız, gidip abdest alıyoruz. Niyet etmiş olduk zaten. Yani biz o abdesti niye alıyoruz? Veya o abdest organlarımızı niye yıkıyoruz? Abdest almak için. O bir zaten niyettir. Ha, bu pratik şey şu. Adam denize düşmüş. Efendim, ıslanmış her tarafı. Ama niyeti yok. Abdest niyeti. Çıkmış. Abdestlidir bu, namaz kılabilir. Bu niyet şart değil. Ama Şafii mezhebinde öyle değil. Niyet gerekiyor. Evet hocam. Ya öyle bir ayrıntı var orada. Dolayısıyla bir de şu var. Niyetin illa belli kalıplarda yapılması şart değil. Niyet neyin için yaptığının bilinciyle o harekete girişmektir. Neyin için yaptığı. Mesela namaz kılarken bizde çocukluktan öğretilerdi. İşte yönüm kıbleye, kıblem Kabe'ye, durdum divana, uydum Kur'an'a eğer imama uymuyorsak, imama uyuyorsak uydum imama böyle niyet ederdi. Öyle bize öğrettiler çocukluğumuzda. Yok böyle bir şey. Evet. Yani namaz kılmaya adam zihnen şey yapıyor ha. Diliyle de etsin, zararı yok ama diliyle niyet ederken zihni gafil olacaksa o zaman dili terk etsin. Eyvallah hocam. Asıl olan bilinçtir. Ha, bilinçtir. Özellikle Hanefilerde telaffuz şartı yoktur niyeti. Evet. Şafilerde var. Ya, dolayısıyla ben abdest alırken nasıl niyet edeyim? Hangi lafla sözleri kullanayım? Hangi cümleleri kurayım? Yok öyle bir şey. Yani sen abdest alma niyetiyle elini yıkamaya başla, o niyettir zaten. Eyvallah hocam. Ağzına sağlık. Hocam bir diğer sorumuz, mezheplerin birbirinden bu kadar farklı olması aklımı karıştırıyor. Sonuçta Müslümanlar olarak hepimizin inancı Allah'a ve Peygamber Efendimiz'e inanmak. Bu yüzden ibadet şekli olsun, farklı konular olsun hep bir ayrışma oluyor. Mezheplere göre yaşarken sanki her mezhep farklı dini temsil ediyor gibi geliyor. Örneğin bir mezhepte kan gelince abdestin bozulması, diğer mezhepte bozulmaması vesaire. Bu konuya açıklık getirmemiz bekleniyor hocam. Bu konuya açıklık getirmemiz için en az 5-10 dakika lazım bize. Evet hocam. Eğer vaktimiz daraldıysa bu soruyu yarına bırakalım. Hocam vaktimiz dar bugün için. O zaman onu yarına bırakalım. Çünkü yani bir şey anlatırken yarıda kesildiği takdirde maksat hasıl olmaz. İnşallah hocam önümüzdeki programda, yarın değil pazartesi günü programda inşallah hatırlayalım onu. İnşallah hocam. Orada cevaplamaya çalışalım. Teşekkür ederim. Notumuzu alalım hocam, seyircimize ayıp olmasın. Biz başka bir soruya geçelim müsaadenizle. Hanefilerde gusülde ağza su vermek farz, abdeste ise sünnet. Bunun hikmeti ve fazileti nedir diye sorulmuş. Şimdi şöyle, Kur'an-ı Kerim'de abdestle ilgili olarak 4-3 organı yıka, bir organı mesh diyor. Bir organı mesh. Yani اِذَا قُمْتُمْ اِلَى الصَّلَاتِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ. Yüzümüzü yıkayın. Yüz neresi? Karşıdan gördüğümüz cephe. Evet. Yüz bu. Şöyle tarif edilir. Saç bitiminden çene altına, yukarıdan aşağıya, sağdan sola da, yanlamasına da, bu kulak memelerinden o beyazlıkların arası. Şimdi yüz bu. Bu şeyin içerisinde burnun içi yok, dışı var. Ağzın içi yok, dışı var. Ha, o yüzden sünnettir. Peygamberimiz yıkamış. Yani biz yüzü, kolu yıkama, ayağı yıkama, başı mesh etmeyi farz diyoruz ya, nereden diyoruz? Ayet onu söylüyor.
Ama ağza buruna peygamberimiz su vermiş. Ondan dolayı o sünnet oluyor. Ama gusulde diyor ki cünüp olduğunuz zaman iyice temizlenin. Fettahheru. İzâ küntüm cünüben fettahheru. Cünüp olduğunuz zaman iyice temizlenin. Ne demek iyice temizlenin? Ya burada bir mübalağa var. Yani vurgulu bir ifade. Fettahheru. Bu tabir, bu tarz Arapçada teyitli ifade. Yani kuvvetlendirilmiş şey için kullanılır. Dolayısıyla yıkayabildiğin her yeri yıka. Gücünün yettiği. Gücün yettiği, suyun ulaşabildiği her yeri yıka. Ağzın içi, burun da suyun ulaşılabileceği yerler. O yüzden farzdır. Hanefiler böyle demiş. Ama Şafiiler sünnet diyorlar. Ağza ve buruna su almayı da bizim Hanefilerde abdestte olduğu gibi usulde de sünnet diyorlar. Eyvallah hocam. Hocam ağzınıza sağlık, ilminize bereket. Teşekkür Amin, ediyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Efendim bugün de bizim için ayrılan sürenin sonuna geldik. Sizler de yayın esnasında cevaplandırılmasını arzu ettiğiniz sorularınızı 0552 915 8242 numaralı çağrı hattımızı arayarak yazılı, sesli veya görüntülü mesaj yoluyla bizlere ulaştırabilirsiniz. Yeni bir İslam'ın ışığında günümüz meseleleri programında görüşmek ümidiyle Allah'a emanet olun, sağlıcakla kalın.